Merhabalar sevgili öğrenci. Evde kalmanın hayattan ya da eğitimden kopmak olmadığını gösteren İstanbul Rumeli Üniversitesi akademisyenleri olarak sizlerle online buluşmalarımıza devam ediyoruz. Koronavirüsün etkisi, virüsün yayılmaya başladığı günden beri hızla arttı ve geçtiğimiz 2-3 haftada tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomi, sosyal yaşam gibi alanların yanında sporu da olumsuz etkiledi. Her şeyden önemlisi tabii ki herkesin sağlıklı kalması ama spordaki genel tabloya şöyle bir bakmak istedik. Futbolda İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere gibi büyüklükler ve son olarak da Almanya ile bizim liglerimiz de ertelendi. Ayrıca UEFA, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları da ertelendi. Yazın düzenlenecek Euro 2020'nin de 2021'de yılında gerçekleşeceği açıklandı biliyorsunuz. Virüsün yayılma hızı çok güçlü. Liglerin başlama tarihi henüz belli değil. Birkaç ay içerisinde başlasa da maçların seyircisiz oynanması gerekebilir. Yaşanan durum hem sporcu sağlığını olumsuz etki edecek olması hem de ekonomik açıdan zaten zor ayakta duran spor kulüplerine bir sürü sorun yaratacak gibi. Kısacası ne olacak bu sporun hali diyerek sözü şahane iki tane muhteşem konuğuma bırakıyorum. Gülberk Gültekin Salman, hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Caner Giray Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba herkese. Merhabalar. Ne olacak bu sporun hali? Vallahi isterseniz ilk ben başlayayım. Sonra Gülberk Hocam'a bırakayım sözü. Şimdi tabii başta da hocam sizin girişlere söylediğiniz gibi çok ciddi etkisi var. Ve gözüken o devam da edecek bu etki. Biz tabii şimdi spor özelinde konuşacağımız için ben burada biraz tümden gelin metodu izleyelim diyorum. Hani en tepeden başlayalım. Hem şu an bizi dinleyen öğrencilerimiz için hem diğer dinleyenler, izleyecek kişiler için. Belki bunu ikiye ayırmak lazım. Çünkü zaten spor yönetiminin ya da spor pazarlamasının tanımında da sporun kendisinin pazarlanması ve yönetimi, bir de spor yoluyla yani sporu kullanarak iletişimlerini yürüten diğer şirketlerin, örgütlerin, organizasyonların yönetimini incelemek lazım. Şimdi birinci açıdan sportif örgütlerin ya da organizasyonların nasıl etkilendiğine bakacak olursak, hepimizin bildiği gibi, sizin de başta söylediğiniz gibi ertelemeler çok fazla. Şimdi bu ertelemelerin tabii örgüt derken burada tabii kastettiğimiz bütün ligler, takımlar, sporcuların bizatihi kendisi, hepsini kastediyoruz. Şimdi bir defa bunların etkilenmesinin en büyük çıktısını ikiye ayırmak lazım, çıktıları. Bunlardan bir tanesi finansal çıktılar, öbürü de sportif performans çıktıları. Şimdi sportif performans kısmını hızlıca geçelim. Çünkü orada her şey çok belli aslında. Daha iki gün önce bir araştırma okudum. Ortalama bir futbolcunun bu dönemden sonra aynı performansıyla sahalara dönmesi mesela minimum 3 haftasını alacakmış. Şimdi liglere biz ya da futbol organizasyonlara hadi başlayın dediğimiz anda sporcuların, burada futbolcuların durumunu, vahameti düşünmek lazım. Yani sakatlanmalar çok olacak vesaire. Diğer taraftan tabii antrenör tarafı var. Çünkü sportif performansı bu iki tarafın performansı ortaya koyuyor. Aynı motivasyon kopuklukları antrenör tarafında da olacak, teknik yönetimler tarafında. İşin diğer boyutuna geçtiğimizde, yani sportif organizasyonların, örgütlerin finansal performans tarafına baktığımızda da manzara çok net. Gelirler yok, giderler aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla hani bunu bir bakkal dükkanı için bile düşünsek, ayakta kalmanın çok çok zor olacağı bir durum olduğunu görüyoruz. Öte taraftan şimdi sportif örgütlerin bizatihi kendilerini bir kenara bırakacak olursak, bir de spor yoluyla kendi iletişimlerini, marka değerlerini arttırmaya çalışan şirketleri, ülkeleri, şehirleri düşünmek lazım. Şimdi iptaller o kadar çok sayıda ki ben sürekli not alıyorum her yeni iptali okuduğumda. Şöyle bir bakacak olursak, işte hepimizin bildiği, zaten
bizatihi Türkiye Futbol Ligi ertelendi. Bunun mesela en önemli finansal çıktısı eksi negatif anlamda söylüyorum. beIN Sports ödeme yapmayacağını duyurdu. Şimdi biz spor yönetiminde ve spor pazarlamasında gelirler kalemine baktığımızda birinci sırada son 20 yıldır değişmeyen en büyük gelir kalemi naklen yayın gelirleri. 20 yıl önce mesela maç günü bilet satışı gelirleri çok yukarıdaydı ama endüstriyelleşen futbolla, sporla birlikte artık naklen yayın geliri en üst kademede olan bir gelir kalemi. Dolayısıyla bir defa burada zaten büyük bir sıkıntı oluşuyor. Futbol liglerimiz dışında bütün sportif organizasyonlarında iptallerini ben çok hızlı söyleyeyim. Gülberk Hoca'nın çok daha ifade edecektir. Yani futbolla ilgili son bir şey söyleyeyim. Mesela dünyada şu an oynanan bir tane lig var. O da Belarus Ligi. Belarus Premier Ligi. Dünyada şu an anlam veremiyor. Yani Belarus neden bu koronavirüsü ciddiye almıyor diye. Şu an bildiğimiz tek oynanan lig orası koca dünyada. Onun dışında basket biliyorsunuz Avrupa Basketbol Ligi ertelendi. Hatta yeni bir haber bu. 2020, bakın 2020 demiyorum. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası da 2022'ye ertelendi. Hem de 2022 Eylül'e. Onun dışında Copa Amerika ertelendi, NBA ertelendi, Euroleague ertelendi, PGA Avrupa Turu ertelendi. Gülberk Hocam'ın bir şampiyon olarak içinden geldiği tenis organizasyonları ertelendi. NHL ertelendi, Formula ertelendi, rugby, beyzbol bunların hepsi ertelendi. Liste çok uzun. Ama en önemlilerinden birini söyleyeyim. Bir de her şeyden önce Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi. Şimdi bunları niye saymak gerekiyor? Çünkü bunları bizim İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali etkilendi, ertelendi. Şimdi bunların hepsi için ülkeler, şehirler, markalar çok ciddi yatırım yapmıştı. Ve bu paralar tabii ki birçoğu, belki %90'ından fazlası bugünden yapılmış yatırımlardı. Ödemelerin bugünden yapıldığı bir durum vardı ortada. Dolayısıyla finansal zarar gerek şirketler, markalar için, gerek ülkelerin bizatihi kendisi, gerekse o organizasyonların yapılacağı şehirler için çok çok büyük seviyede kayıplar. Şimdi bunlar işin tabii ki olumsuz tarafları. Ben bir de olumlu taraflarına bakmak istiyorum. Biliyorsunuz hayatta her şey zıtlık üzerine kurulu. Yani ortada eğer bir olumsuz durum varsa bunun bir antitezi olarak olumlu durumu da mutlaka oluşacaktır. Hatta hani kaos teorisinin dediği gibi her düzende sonuçta bir kaostan ortaya çıkar. Şu anda dünya, biz spor özelinde konuşuyoruz ama bütün alanlarda bir kaos yaşıyor. Mutlaka bu kaosun sonunda da hani bu çamurlu bir suyu karıştırıp sonra beklediğimizde tortunun altı çöküp yukarıda berrak suyun kalması gibi bir düzen ortaya çıkacaktır. Şimdi ben spor tarafında olumlu neler olabilir diye tabii sürekli düşünüyoruz neler ortaya çıkabilir diye. Benim gördüğüm birkaç tane husus var. Onları söyleyerek lafı Gülberk Hocam'a bırakmak niyetindeyim. Bir defa her şeyden önce yine en hani üst makro seviyede olanı söyleyeyim. Sporun kıymeti anlaşılacak. Bir defa bu çok önemli. Çünkü bugün işte koronavirüsle mücadelede kiminle konuşursak, hangi uzmanı dinlersek dinleyelim. Birinci maddeye yazdıkları şey bağışıklık sisteminin kuvvetli olması. Bunun da işte nasıl olur bu bağışıklık sistemimiz diye uzmanlarımıza sorduğumuzda da hemen hemen birinci sıraya yazdıkları şey birçoğunun ortak fikri olarak egzersiz ve sporla vücudu dinç ve kuvvetli tutmak. Dolayısıyla bu anlamda sporun kıymeti anlaşılacaktır. Bunun bir alt maddesi olarak söylüyorum. Özellikle spor salonlarını aslında büyük bir fırsat bekliyor. Ama tabii ki bu aynı zamanda dünya için bir travma. Nasıl bir travma? Yani biz mesela bir senaryo yazalım. 1 Eylül 2020 günü tüm dünyaya ilan edildi ki koronavirüs tehlikesi kalkmıştır. Lütfen hepimiz sokaklara çıkalım. İşte iş yerleri açsın falan.
Şimdi bu travmayı atlatmak bu kadar kolay olmayacak. Evet, belki yavaş yavaş sokaklara çıkmaya başlayacağız. Alışveriş yapmaya başlayacağız. Ne bileyim, spor organizasyonları belki başlayacak ama inanın sahadaki bir spor mücadelesindeki sporcuların bile birbirine yaklaşımı eskisi gibi olmayacak. Kısa vade için konuşuyorum. Tabii ki insanoğlu bunu da atlatacaktır. Bu başka mesele. O yüzden bu travmayı atlatmak kolay olmayacağı için özellikle dediğim gibi spor salonlarını, yani spor yapılabilen mekanları diyelim, bir fırsat bekliyor ama bu travmayı göz önüne alarak şöyle bir şey yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şu anda en büyük travma nedir? İşte sosyal mesafenin az olması, insanların birbiriyle temas etmesi. Dolayısıyla nasıl yapılır bilmiyorum ama ben bunu yapacak spor merkezleri olacağına eminim dünyada ve ülkemizde. Yani duşlardan, soyunma odalarından, kullanılan aletlerden, sporun yapıldığı mekanlara kadar her birinde sosyal mesafeyi en aza indirmeye çalışıp, hijyeni çok ön planda tutup, dezenfektasyon sürecini çok iyi yapan spor merkezleri bu süreci atlattığımız ilk günlerden itibaren aslında bir fırsat yakalamış olacaklar. Çünkü insanların zaten evde kalmış olmaları şu anda büyük bir sıkıntı, psikolojik bir sıkıntı yaratıyor. İnsanların sporla deşarj olmaya çalışacaklarını düşünüyorum. İkinci gördüğüm fırsatlardan biri de şu. Özellikle takım sporları alanında biliyorsunuz bizim spor pazarlamasını Gülberk Hocam da çok iyi bilir. Dysfunctional behavior dediğimiz, yani fonksiyonel olmayan, aslında sahada mücadele eden takımların marka değerine çok büyük zarar veren fanatizm ya da holiganizm dediğimiz olguların da ben kısa vadede azalacağını düşünüyorum. Çok kısa, hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde insanlar bunun sporun, yani takım sporları ya da bireysel spor mücadelelerinin aslında insanlara sunulmuş bir boş zaman armağanı olduğunu, bunun aslında günün sonunda bir oyun, bir eğlence olduğunu, ben eminim ki şu an evde olan herkes çok daha iyi farkına varmıştır. Hepimizin üye olduğu gruplar var arkadaşlarımızla. Yani benim mesela üye olduğum gruplarda hep aramızda şu konuşmalar dönüyor. İşte TRT'de bu akşam efsane bilmem ne maçı var, tekrarı var, hadi oturup seyredelim. Yani şu an evde oturan bizler bu kadar aslında sporun o eğlence tarafına aç durumdayız. Bundan ötürü de ben insanların bu dysfunctional behavior dediğimiz, yani işlevsel olmayan davranışlar sergileyip sporun, spor markalarının, spor kültürünün ruhuna zarar veren kişilerin dahi şu evde oldukları dönemde aslında birçok şeyin ayrımına varabileceklerini düşünüyorum. Son olarak değinmek istediğim avantaja dönebilecek konulardan biri e-sporun yükselişi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü zaten ismi üstünde, elektronik spor, uzaktan yapılan, işte belli aletleri kullanarak mücadelelerin yapıldığı bir alan. Sosyal temasın hemen hemen sıfır olduğu bir alan. Bu arada tabii şeyi söylemek lazım. E-spor aktivitelerinde de büyük iptaller var. Yani sayısız iptal var. Hepsi benim notlarımda var ama girmek istemiyorum. Sayısız iptal var. Hemen hemen hatta şu anda hiçbir e-spor mücadelesi yapılmıyor. Ama zaten 2019'un en büyük spor alanındaki en büyük 5 trendinden biri olan e-sporun özellikle bu koronavirüs salgınından sonra çok daha fazla, çok daha hızlı bir şekilde yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla buraya da yatırım yapmak isteyen, bunu desteklemek isteyen sportif örgütlerin çok daha gönül rahatlığıyla buralara girmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Sonuç itibariyle bağlamak gerekirse az önce saydığımız birçok olumsuz tarafının yanı sıra bizleri bu sürecin sonunda bekleyen çok da olumlu taraflar da olacaktır. Evde kalmaya devam edip toplumsal olarak buradan kurtulup
spor kültürünün aslında ne kadar önemli, ne kadar güzel, aslında ne kadar hayatımızın parçası olması gerektiğini anlayarak inşallah bu süreci hepimiz tamamlayacağız. Ben şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mübarek Hocam, sizler neler söylemek istersiniz? Caner her şeyi söyledi, bana bir şey kalmadı. Yok, şaka bir tarafa. Hepimiz tabii eve kapalı kalmanın bir nevi hunisini kafaya takmış şekilde devam ediyoruz. Doğal olarak işte bugünlerde sporun ne kadar daha önemli olduğu gündemimize geliyor. Çünkü fiziksel aktivite aslında sporun altında yatan tema fiziksel aktivite. Her ne kadar fizikliteyi biz şu anda sokağa çıkıp bir şekilde o enerjiyi atamasak bile evde yeni bir işte teknolojinin hayatımızda olmasıyla birçok aslında bütün söylediklerim Caner'in anlattıklarına bağlantılı. Belki şu anda detayına giremedi ama şimdi mesela YouTube kanallarında işte televizyonda sürekli bir canlı yayınla hani spor yapıyoruz. Haydi zumba yaptırıyorlar, işte koşturuyorlar, yürütüyorlar vesaire. Bunları eve taşımış olduk aslında bakarsanız. Bir bahsetmediği aslında Caner her tarafa dokundu ama bahsetmediği o sosyalleşme, sporun içerisinde var olan sosyalleşme de her ne kadar uzaklaşmış gibi görünse de aslında birleştirici oldu. İşte bu WhatsApp grupları olsun, YouTube kanalları, Zoom üzerinden vesaire insanların beraber yaptıkları aktiviteleri aslında fiziksel temas da değil, sosyal temasını devam ettirerek bir şekilde devam ettiriyorlar. Benim de komplo teorim bence e-sporcular yaptı. Spor kontekstinde konuşunca e-sporcular yaptı bu işi. E-sporun ne kadar önemli olduğunu dile getirmek için. Dediler ki işte sporun içinde fiziksel aktivite var diyorsunuz. Alın, siz de sokağa çıkamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ne yapacak? Bak, e-spor. E-spor her zaman her yerde her bir şekilde yapılır dediler. Bence e-sporun da bir parmağı var bu pandeminin içerisinde. Şaka bir tarafa, e-spor hakikaten zaten hani son 10 yıldır çok büyük bir ivmeyle büyüyordu. Bu dakikadan sonra daha da büyük bir ivmeyle büyümeye devam edecek. Her ne kadar evet dünyada baktığımız zaman büyük sporlar, işte profesyonel sporlar, amatör sporlar her türlü etkinlikte azalma, işte iptal olma, erteleme vesaire yaşanıyor. Bunların hepsi tabii ki bir şekilde geçecek. Şimdi tabii çok boyutu var, buna bakmak gerekiyor. Çünkü oyuncu tarafı var, kulüp tarafı var, seyirci tarafı var, katılımcı tarafı var, sponsor tarafı var ki Caner zaten çoğuna değindi bunların. Çalışanı var vesaire. Değişik modeller çıkartmaya çalışıyorlar. İşte en son işte FIFA'nın tavsiyesi üzerine hani kontratlarda yenileme yapılabileceği ve bu yılki kontratlara ek maddeler getirerek işte lig bitinceye kadar gibi. Bir sonraki sezon için, sezon başlayınca. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Daha ne kadar eve kapalı kalacağız. Bir kere baktığımız zaman küresel bir işte pandemi yaşıyoruz, evet, ama yerel olarak belki bazı bölgelerdeki engeller sayesinde belki bazı ülkeler çok daha çabuk gündelik yaşamlarına devam edecekler. Bu ne demek? Yani her bölgenin, her şehrin, her ülkenin aslında kendi içerisinde başka bir yapılanması var. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor ama bir şekilde de her ne kadar yerel olarak düşünsek de birçok etkinlikte küresel. İşte dünya şampiyonaları var, işte uluslararası turnuvalar var vesaire vesaire. Bunların hepsi işte birbirine bağlantılı olduğu için önümüzü görmek çok zor. Evet, bir erteleme içerisindeyiz. Umarız ki işte söylenilen işte zaman içerisinde buna da bir işte immün sistemimiz alışacak, bununla da yaşamayı öğreneceğiz vesaire. Belki zaman içerisinde başka şeyler çıkacak. Geçenlerde eşimle konuşurken yani dedim savaşa bile hazırdım, böyle bir şey olacağı aklıma bile gelmez dedim. Hakikaten öyle, yani savaş çıksa şaşırmazdım ama böyle bir şey yani aklımın ucuna gelmezdi. Bir virüs yüzünden eve kapalı kalacağız, çıkamayacağız, bütün dünya duracak, ekonomi nereye gideceği belli değil vesaire vesaire. Ama spor endüstrisi çok büyük bir endüstri. Dünya içinde de ilk 20'nin içerisinde var olan bir endüstri. Ve tabii ki her endüstride olduğu gibi spor endüstrisinde de çok büyük geriye gidiş olacak. Caner'in az önce söylediği gibi hani karlılık anlamında ya da içeri akan para anlamında bir şey yok. Ama dışarı akan yani ödemeler babında
birçok gider söz konusu. Gelir olmadan gider olması. Ve Caner'in yine ifade ettiği gibi birçok büyük etkinlik için çoktan yatırımlar yapıldı ve bunun geri dönüşü bekleniyordu ve bu geri dönüş olmuyor. Aslında işte bunların hepsi birbirine zincir olarak bağlantılı. İşte biz evde olarak spor yapamıyoruz. Evet ama işte televizyon kanalları, işte bilmem kim işte YouTube'un şu kanalında, işte Instagram'da canlı yayın şeklinde devam ediyoruz ama hakikaten birçok kulüp şu anda ne yapacağını bilmiyor. Birçok kulüp Türkiye'de şu anda sessizliğe bürünmüş durumda. Hiçbir sporcunun televizyona çıkıp açıklama yapmasına izin vermiyor. Bu şey değil ki, yani savaş çıktı, birbirimizle rekabet halindeydi. Hepimiz aynı şeye karşı savaş veriyoruz aslında. Burada el ele verip başka şeyleri düzenlemek lazım. İşte birçok kulüp var ki işte daha önceden nostaljiye geri dönük maçları gösteriyor. İşte önemli anları gösteriyor. Onlarla gündemde tutmaya çalışıyor ama işte seyirci bakımından hani orası da bir sorunda. Oyuncu tarafından orası da bir sorun. Yani herkes aynı sıkıntıları yaşıyor aslında bakarsanız. Ben daha fazla konuşmayayım. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tüm öğrencilerimiz lütfen evde kalmaya, sağlıklı kalmaya ve bizleri takip etmeye devam edin. Caner Hocam, sizin öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi tabii burada öğrencilerimiz derken bütün öğrencilerimiz için de geçerli ama özellikle spor bilimleri okuyan öğrencilerimiz için az önce söylediğim gibi aslında bu çok büyük bir de fırsat. Bizim hep pazarlama derslerinde anlattığımız bir hikaye vardır. İşte adamın biri bir adaya gidiyor. Sonra şirkete rapor yazıyor. Diyor ki efendim diyor adada diyor hiç kimse ayakkabı giymiyor. Bu bir ayakkabı firması. Kimse diyor ayakkabı giymiyor. Dolayısıyla benim için burada pazar yok. Ben dönüyorum diyor. Şirket başka bir pazarlamacısını yolluyor. O da mektup yazıyor. Diyor ki efendim burada kimse ayakkabı giymiyor kabilelerden. Dolayısıyla bizim için büyük bir fırsat var diyor. Şimdi hayatta bazen bazı şeyler bakış açısıyla alakalı. Şimdi bu duruma, yine spor özelinde konuşuyorum. Bu duruma eyvah yandık bittik diye de bakılabilir. Spor bilimleri öğrencilerimiz için özellikle söylüyorum. Ya da işte az önce benim konuşmanın başında söylediğim, ya bu işin sonunda aslında çok büyük fırsatlar var. Bir defa antrenörler olarak, spor yöneticileri olarak, rekreasyon öğrencileri olarak ileride bizi çok büyük fırsatlar bekliyor bu salgının sonunda diye de düşünülebilir. Ben ikinciyi tercih etmelerini salık veriyorum. Ve çok teşekkür ediyorum size de moderatörleriniz için. Rica. Sağ olun. Ben eklemek istediğiniz son olarak öğrencilerimize bir şey var mı? Yani Caner'in söylediği gibi elbet bu süreç bitecek ve tekrar hayata geri döneceğiz. Her zaman boşluklar mevcut. O boşluğu yakalamak önemli olan. O sebeple hani tehdit olarak değil, belki de fırsat olarak kullanıp işte yeni geldiğimiz dünya içerisinde belki de gelecekte de tekrar bunu yaşayacağız. Bu bir örnekti. Buna işte uyum sağlayacak yeni modellerin çıkması gerekecek. Orada da fırsatları kaçırmamaları önemli ve aktif kalmaları önemli yani. Açsınlar, bulsunlar YouTube'dan, televizyondan bir şeyler, koştursunlar evin içinde. Evet, oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yine görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın.